Evet, 22 Aralık 2022. Yılın sonu geliyor, 2022 sonlanıyor. Seneyi Artan Mutfağı'yla geçirdik ve önümüzdeki seneyi 2023'ü ve devamında da tabii ki Artan Mutfağı hayatımızda olmaya devam edecek. Ama şimdi sıra yılbaşı menüsünde. Her sene yaptığım gibi bu sene de gene bir yılbaşı menüsü düşündüm. Biz iki kişi baş başa kutluyor olacağız. Onun için her şeyi iki kişilik iki kişilik yapacağım. Siz çoğaltabilirsiniz veyahut bunu kendi menülerinizin bazı parçalarını kendi menülerinizin bir takım yerlerine adapte edebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız ama bütün seneyi Artan Mutfağı'yla geçirdikten sonra yılbaşı menümü de Artan Mutfağı'na atıfta bulunarak yapıyor olmak istedim. Bazı şeyler de Artan Mutfağı ürünleri. Bunlardan ilki içkinin yanında böyle küçük lokmalar hazırlayacağım. Kaşık lokması dedim. Sevgili Nurdan Toper'le benim yaptığım meydan okumanı galibiydi. Onunla burada onun ailesine ait kaşık tatlısı tarifini çekmiştik Artan Mutfağı'nda. Ve ben yani reçeteye hayran olduğum için ben bunu kullanırım demiştim. Evet, ben bugün yılbaşı menüsünde onu kullanacağım ama tatlı olarak değil. İçine somonlar falan da koyup böyle adeta kroketler yapacağım. Ve böyle lop lop yemek için ilk başta ikram ederken bir içkinin yanında falan çok ekstra iyi olacağını düşünüyorum. Kaşık tatlısına ithafen de ismine kaşık lokması dedim. Bunu ayın 26'sı yani pazartesi günü yayınlamaya başlayacağız. Ve ondan sonra 27, 28, 29 her gün yeni bir tarif gelecek yılbaşı menüsüne ait. Sonra bir starter var. Sofraya oturulduğunda yenileceğini düşündüğüm bir şey. Bizim bölgenin bir taze köy peyniri dedikleri bir peyniri var. Ben onu kullanıyorum çünkü bizim bölgede bu var. Ama orijinalde hellim gibi bir şeyle yapmaya uygun. Hellim kullanabilirsiniz veyahut hellim yerine sizin hangi peyniriniz buna uygunsa onunla yapabilirsiniz. Ve lezzeti de ondan sonra buna göre ayarlayabilirsiniz. Bunları böyle tavada hafif çeviriyorum. Izgara demeyeceğim ama tavada çevirme yapacağım. Ve yanına da böyle işte gene bal kabaklarıyla falan bir numara yapacağım. O bal kabakları da daha önceden rendelenip fırınlanıp dip frize atılmış bal kabaklarından. Başka bir bal kabağı operasyonundan artan bir ürünü. Yılbaşı yemeğimin menümün içine yerleştiriyorum. Ondan sonra ayın 28'i geldiğinde yani çarşamba günü geldiğinde ana yemeği yapacağım. O da nedir? Bu sene bıldırcın yapıyorum. Bıldırcınlar kendileri bu iş için yani bir artan yemeğin devamı değil bu şey için konfi yapıyorum bıldırcınları. Bıldırcın konfi diğer tüm konfilerde olduğu gibi bir leğen yağın içinde pişiyor. Okey. Fakat biz onları ben sonra konfi yaptıktan sonra lahana ile cibesle birleştireceğim. Fırınlayacağım. Ondan sonra fakat burada da Artan Mutfağı'na uygunluk şu. Konfileme tekniği Artan Mutfağı'na uygun bir şey. Yaparken sadece iki kişi, iki tane ya da dört tane bıldırcın için o kadar yağ veyahut enerji, ister gaz ister fırın, elektrik enerjisi harcamaya gerek yok. Bir seferde bir büyük tencere, büyük miktar yapıp ondan sonra aylarla kendi yağının içinde buzdolabında tutabilirsiniz. Ve o yağı da bir takım yemeklerinizi pişirirken, çorbalarınızı veyahut pilavlarınızı falan yaparken şahane bir şekilde lezzetiyle kullanabilirsiniz. Bunun da Artan Mutfağı'na uygunluğu orada. Derken 29'u yılın son tarifini vereceğimiz gün, Perşembe günü bir tatlı yapıyorum. Bir kestane tatlısı yapıyorum. Bunun pek Artan Mutfağı'na uygun bir tarafı yok, itiraf ediyorum. Ama kestaneleri hazır pişirmişken biraz fazla pişirip, ben yılbaşı üstü hep kestane ekleyip parmak aralarım acıdığı için yaptığımda bir kere yapıp ondan sonra biraz da stoklayıp ondan sonra birkaç kere de dipfrizden çıkarıp kullanıyorum. Ama şart değil. Ay az yapayım, yeterince yapayım. Veyahut hazır kestane püreleri var, hazır ayıklanmış kestaneler var. Veya aman hiç uğraşmayayım, sokaktaki kestane kebapçıdan alıvereyim. Hepsi okey, hepsi olur. Nasıl isterseniz 29'unda da menünün son yemeği ve yılın son yemeği bir kestaneli torte yapacağım. Umarım menünün tamamını veyahut bir kısmını uygular. Kendi yılbaşı gecenize adapte edersiniz. Umarım size ilham verir. Umarım bu sene Artan Mutfağı'yla hepinize ilham verebilmişizdir. Ve geleceğe doğru atacağımız adımda kendi önümüzde, kendi mutfağımızda ne yapabileceğimize dair bir fikir verebilmişizdir. Enseyi karartmayacağız. Yeni yıla umutla bakacağız. Çünkü yeni yıl için
çabalamaya, kendimiz için de çabalamaya, çünkü dünya için çabalamak, kendimiz için çabalamak demek, devam edeceğiz. Hiç vazgeçmek yok. Neyi, ne kadar, nasıl tükettiğimiz çok önemli. Akıllı tüketeceğimiz bir sene olsun. Sevgiler, iyi yıllar.